Edirne değilmiş. Ceyhan, evet. Şimdi işaret bulmak istiyorsak birim çember üzerinden bulabiliriz. Şöyle birim çember çiziyorum bir tane. Şöyle. Şimdi birim çember üzerinde, yani koordinat sistemi üzerinde işaretler şöyle ortaya çıkacak. Birinci bölgede birinci koordinatlar pozitif, ikinciler negatif. İkinci bölgede, pardon, ikisi de pozitif. İkinci bölgede birinciler negatif, ikinciler pozitif. Üçüncü bölgede ikisi de negatif. Dördüncü bölgede birinciler pozitif, ikinciler negatif olur. Ve biz hesabı yaparken, yani bu bölgelerde hesaplamayı yaparken birinciler kosinüs, ikinciler sinüs olacak birim çember üzerindeki hesaplamalarda. Yani birinci işaretler kosinüsün işaretleri, ikinci işaretler sinüsün işaretleri. Sonra açılarımız da şöyle, burası 0 derece, şurası 90 derece, burası 180 derece, şu kısımda 270 derece. Tabi burası 360 tekrar, başa dönüyoruz. Şimdi açıları bulalım. 80 derece, 0 ile 90'ın arasında. Demek ki şu birinci ifade birinci bölgede. İkincisine bakalım, sinüs 210. 180 ile 270 arasında, demek ki bu şu araya, yani üçüncü bölgeye düşüyor. Üçüncü bölge. Şunları da yazayım. Burası birinci bölge. Şurası ikinci. Burası üçüncü bölge. Şurası da dördüncü bölge. Şimdi gelelim şuna. 130 derece. 90 ile 180 arası, demek ki ikinci bölgeye düşüyor. Bu ikinci bölge. 300 derece. 270 ve 360 arası, bu da dördüncü bölge oluyor demek. Şu da dördüncü bölge. Şimdi birinci bölgede sinüs. Birinci bölgede sinüs ikinci. Demek ki A'nın işareti pozitif. Şimdi üçüncü bölgede sinüs. Üçüncü bölge burası. Sinüs ikincisi. Eksi olacak işareti. Kosinüs 130. İkinci bölge. Kosinüs olduğu için birinci bileşene bakacağız. İkinci bölgede birinci bileşen, bu eksi olacak. Kosinüs 300, dördüncü bölge. Dördüncü bölgede birinci bileşene bakacağız. Kosinüs çünkü. Bunun işareti de artı. O halde doğru sıralama artı, eksi, eksi, artı biçiminde olacak.